Şimdi var olan bilgiler ışığında gemimizin epür düzlemi de denilen ön, yan, üst görünüşünü inşa edeceğimiz çizgi doğrularını yapalım. Öncelikle gemimizin temel hatlarını veren bu tabloda geminin tambayı uzunluğu 33,84 metre, gemi dikeler arası uzunluk 32,55 metre, gemi genişliği 7 metre, gemi su hattı uzunluğu 26 metre, gemi yüksekliği 6 metre, gemi su çekimi dediğimiz su hattı derinliği 3,5 ve freeboard'u 2 metre ve küsüratları şeklinde ve spin yani omurga derinliği ise 1 metre şeklinde ifade edilmiş. Buradan yola çıkarak geminin uzunluğunu 33 metre verdiği yeri ben 35 metre ve gemi genişliğini B değerini verdiği yeri 7 metreyi de 8 metre şeklinde yapmak istiyorum. Sola doğru inşa edelim. F8'i aktif ediyorum. Yatayda biz bunu milimetrik şekilde offset tablosunu değerlendireceğimiz için 8 metreyi sola doğru 8000 şeklinde girerek B genişlik değerine girmiş oldum. Şimdi aynı doğrultuda 33 metre gemi uçtan uca mesafesi vardı. Ben bunu 35.000 şeklinde yapmak istiyorum. Çizgiler birbirine bitişik kalmayacak. Belli bir mesafede ayırmam lazım. 1000 değerinde ayırayım. Bu iki işlemi yaptıktan sonra mastori, gemi yan görünüş, orta çizgisi ve gemi yüksekliğimiz bizim kaçtı? Yani D değerimiz 6 metre, 7 metre civarı. Mastori'den 7000 milimetreyi çıkıyorum ve gemi ön görünüşü inşa edeceğimiz kısımdan center line çizgisini yine 7000 şeklinde inşa ediyorum. Bu aşamadan sonra şu alanda gemi ön görünüş posta yarı kesitlerini inşa edeceğim. Sol tarafta gemi yan görünüş batok eğrileri özellikle inşa edeceğim. Ve bunun da altına gemi üst görünüşünde su hattı çizgilerini inşa edeceğim. Bunu inşa edebilmek için gemi ön görünüşte center line çizgisinden sola doğru 45 derecelik F10'u aktif edersem bana 45 derece verecektir. 45 derecelik bir açıyla çizgi çiziyorum. Daha sonra gemi yan görünü inşa edeceğim baseline çizgisinden aşağı bir doğru çektiğimde ben gemi üst görünüşte inşa edeceğim alanda center line çizgisini bu iki çizginin kesişiminden faydalanarak bulmuş oluyorum. Biz buraya 35.000 demiştik. Daha sonra sadeleştirelim. Trim yaptıktan sonra baseline çizgilerini, renklerini değiştirip kalınlığını arttıralım. Ve kırmızı çizgiler orta hat çizgileri olarak bilelim. Bundan sonraki aşamalarda center line çizgisini kaç tane su hattı yapmak istiyorsak yani gemi yüksekliğinden kasıt gemi T değerini su hattı sayısına bölüyoruz. Böldüğümüz su hattı sayılarını buralara eklediğimiz referans noktalarına çizerken aynı şekilde yan görünüş tarafına da inşa ediyoruz. Postaları
buraya çizerken yine yan görünüşte ve üst görünüşte inşa ederek her birini tek tek referans numaralarına ekliyoruz. Bu arada açılı çizim yapabilmek için polyline'i seçtikten sonra önce uzunluk girip mesela 5000 diyorum. Sonra tab tuşuna bastığımızda 45 enter dediğimde bana 5000 mm uzunluğunda ve yerle 45 derece açı yapacak şekilde bir doğru oluşuyor. Sağlamasını şu şekilde yapabiliriz. Şöyle bir kare için aldığımızda tüm kenarların eşit olduğu ve hipotenüsün 45 derece açıyla oluştuğunu görebiliriz. Diğer bir yol ise burada F10'a basarak aktif ettiğimiz bir menü var. Buradaki küçük oka tıkladığımızda bunun içerisinde 45'in katları, 30'un katları, 23 ve katları, 18 katları şeklinde katlar var. Herhangi birini seçelim. 18 diyelim. Polyline seçtim. Burada merkezden döndüğüm çember boyunca yeşil ışın uzatarak bana 23'ün katlarında olduğumu ifade etmeye çalışıyor. Bu F10 tuşuyla açılıp kapatılabilir. Şu an F10'a bastığımda opsiyonu özelliği kapatmış oldum. F10'a tekrar bastığımda opsiyonu aktif etmiş oldum. Şimdi gemi temel ölçüleri ve offset tablosu verilen geminin posta enkestini ve posta çizgilerini offset tablosuna bakarak oluşturalım. Burada baseline gemi dip noktasını, centerline çizgisi ise geminin tam orta eksen çizgisini ifade ediyordu. Biz baseline genişliğini ve centerline çizgisini temel ölçülere bakarak yaptık. Burada kırmızı ile ifade edilenler posta kesitini ön görünüşte inşa ederken kullanacağımız temel ölçüler. Waterline su hattı yüksekliği, depth yani T değeri yani su çekimi yani su hattı derinliği ve spin omurga derinliği şeklinde birbirinden ayrılıyor. Biz burada B değeri yani gemi genişliği 7,805 metreyi önce baseline'da en az 7,805 olacak şekilde en fazlası size kalmış. Biraz daha geniş tutabilirsiniz. Üzerinde numaralar, harfler yazacağımız alanlar bırakmak adına. Ben burayı 9,303 metre şeklinde ayarladım. Centerline çizgisi tam orta çizgi. Yani gemi T değeri 3,5 metre ve spin 1,250 metre ise ve gemi toplam yüksekliği de 6,883 metre ise ben centerline'ı en uzun olan değer 6,883 metreye ayarlıyorum. Ölçü çizgilerini şimdilik kaldırdım. Bu işlemleri yaptıktan sonra offset tablosuna tekrar bakalım. Burada sol sütunda 0'dan 10'a kadar posta sayıları bulunmakta. Ve sağa doğru uzanan satırda ise VL1, VL2, VL8'e kadar su hattı çizgileri numaralandırılmış. Biz postayı en kesitte inşa ederken su hattı çizgileri ile posta numaralarının birbirine kesişim referans noktalarını belirleyip ve bu referans noktalarını birbirine bağlayarak postaları oluşturacağız. İşleme geçmek için öncelikle omurga derinliğini bulmamız lazım. Omurga derinliği 1,250 metreydi. Milimetre olarak bunu yapacağımız için F8'i dikeyde aktif ediyorum. 1,250 metre milimetre değerini bulup yatayda birinci su hattı çizgisinin başlangıç noktasını aynı zamanda belirlemiş oluyorum. Buradan itibaren su hattı çizgilerimi, yani yeşil çizgiden itibaren su hattı çizgilerimi inşa edeceğim. Şimdi baseline yani gemi dip noktası çizgisini kopyalayarak yukarı taşıyorum.
görüntüsünü ve kalınlığını düşürerek su altı çizgisi olduğunu ifade ediyorum maviyle. Şimdi su altı çizgilerini centerline çizgisine eşit aralıklarla yerleştirmem lazım. Kaç tane su altı çizgisi olduğunu offset tablosundan kontrol ediyorum. 1'den 8'e kadar. Yani benim spin yüksekliğinden ölçelim mesafemizi. 5633 milimetrelik aralıkta su altı çizgilerini eşit aralıklarla yerleştirmem lazım. Benim T değerim, yani su çekimi, su altı çizgisi altında kalan değer 3.5 metreydi. 3.5'i 7'ye böldüğümüzde 500 milimetre değerine ulaşıyoruz. Ve bu ilk bulduğum su altı çizgisini 500'ün katları şeklinde yukarıya doğru taşıyorum. 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ve 4000 şeklinde yerleştirdiğimde su altı çizgilerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane fazla. Su altı çizgilerimi yerleştirdim. Şimdi su altı çizgilerini yerleştirdikten sonra 0. postamızı nasıl inşa edeceğimize bakalım. Fakat öncelikle su altı çizgileri inşa sırasında karışacağı için bunların değerlerini yazmakta fayda var. Buraya VL1 ve bunu kopyalayıp tüm su altı çizgilerine tüm değerleri eklemeliyiz. Bunu yapmadığımız takdirde çizim esnasında koordinatları yanlış yere yazma problemi ortaya çıkacak ve ciddi kafa karışıklığı yaratacaktır. Su altı çizgi numaralarını verdikten sonra şimdi 0. postadan itibaren inşa sürecimize başlayalım. 0'dan 5'e kadar olan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6, yani 0'dan 4. postaya kadar centerline çizgisinin sol tarafını inşa edeceğiz. Ve 5'ten 10'a kadar olan postaları ise centerline çizgisinin sağ tarafına inşa edeceğiz. Endaze evrensel kuralları gereği. Şimdi 0. postayı centerline çizgisinin sol tarafını inşa edebilmek için VL1'de herhangi bir değer yok. VL2'de herhangi bir değer yok. 3 ve 4'te de herhangi bir değer yok. 0. postanın ilk değeri VL5 itibariyle başlıyor. Ve neymiş ilk değerimiz? 0,016. Yani 16 mm. VL5'in centerline'ı kestiği yerden sola doğru 16, enter diyor. Çok yakın bir çizgi oluştu burada. Yakından baktığımızda ben referans noktam aslında burası. Fakat çizgiler üst üste bindiği için karışmaması adına buradan yukarı yönlü 90 derece açıyla uzunluğu rastgele bıraktığım bir çizgi bırakıyorum. Sonrasında VL 0. postanın VL6'da yani 6. su altında kestiği değere bakacağım. 2059. VL6 değeri centerline'ı buradan kesiyor. Sola doğru 2059 dediğimde yukarı doğru bir çentik bıraktığımda bakın birinciyi buraya bırakmıştık, ikinciyi buraya bıraktık. Şimdi 0. postanın bir sonraki su hattı 7. su hattında 3028 değerini bulalım. Centerline'dan sola doğru 3028 dediğimde 0. posta için 3. referans numaramı buldum ve 0. postanın keseceği son su hattı olan VL8 3390 centerline'dan sola doğru 3390 değerini gelip
Enter dediğimde ve bir çentik bıraktığımda artık sıfırıncı postayı inşa edeceğim referans noktalarını oluştum. İnşa ederken de polyline'ı seçiyorum. F8'i kapatıp A Enter dediğimde arch oluşuyor. Arch'lar başlangıçta rastgele bükülecektir. Bunu sonradan revize edeceğim için şimdilik bu şekilde yerleştiriyorum ve polyline'ın ucunu daha sonra modifiye etmek üzere bir önceki yani hiçbir değer olmayan hiçbir değer yazmayan VL4 değerinin centerline'a kesiştiği yere koyuyorum. Yani sıfır noktasına koyuyorum. Şimdi bunları modifiye edelim. Yerine yerleştirelim. Modifiye işlemi sırasında F3'ün aktif olup olmadığına dikkat edin. Yoksa arçları istediğiniz gibi konumlandırmanızı engelleyebilir. Şimdi postamın önce rengini değiştirip siyah yapalım. Sonra kalınlığını arttırdığımızda bizim biraz önce neyi inşa ettiğimizi görmüş olacaksınız. Sıfırıncı postamız bu şekilde arkadaşlar.